Merhaba herkese mutlu günler. Arkadaşlar rekorlara doyamıyoruz. Bakın başlıklarımız geliyor. Dün bahsediyorduk, hatırlıyor musunuz? Kopernik İklim Merkezi 2024'ün tüm zamanların en sıcak yılı olma ihtimalinin %50'yi geçtiğini söylüyordu. Kaliforniya Berkeley Üniversitesi ise zaten %80'lerin üzerinde bir olasılık olarak bahsediyor. Yani birçok model artık 2024'ün tüm zamanların en sıcak yılı olacağını söylüyor. Bu bir rekor. Tekrar. İkincisi 2 iki yıl üst üste olması da bir rekor aslında ayrıca. Şu anda rekorlara doyamıyoruz dediğimizde Ağustos neredeyse Ağustos da yıl bazında 2024'te beklenti rekor kırması yönünde ama Ağustos neredeyse rekor kırıyordu. Tüm zamanların en sıcak yılı 2023'ün Ağustos'una 0.008 derecelik bir farkla ikinci sırada yer aldı. Sıcak gidiyoruz, dünyamız ısınıyor, dünyamız ısındıkça dünyanın birçok yerinde havalar, toprak, üretim, tarım problemli hale, güvenlik problemli hale gelmeye başlıyor. Biz burada maalesef en önde geliyoruz. Cebeltar'dan başlayarak Akdeniz olarak ve bu Akdeniz'de de en önde İspanya ve biz geliyoruz ki İspanya bugünlerde yine aşırı yağışlarla, su baskınlarıyla, sellerle boğuşuyor. Şimdi istiyorsanız başlıklarımızın birincisi bu rekor. Buna bir göz atacağız. Eylül'ün son 10 gününe dikkat çekiyoruz. Sıkışmış yağışlar olabilir. Buna da göz atacağız. Doğu Karadeniz kıyıları bugünlerde böyle birer ikişer gün aralıklarla şöyle bir alarm veriyor. Geri çekiliyor. Veriyor. Geri çekiliyor. Buraya göz atacağız ve gelecek 15 günlük döneme şöyle bir projeksiyon atacağız hep beraber. Hadi başlayalım. Rekorlardan bahsediyoruz. Deniz suyu sıcaklıklarında rekor zaten geçen yılı biliyorsunuz. Temmuz'un başına kadar 365 gün o günün rekoru kırıldı. Yani akıl alır bir durum değil deniz suyu sıcaklıklarında. Evet El Niño'nun etkisi vardı burada bir miktar. Ama El Niño da artık eski El Niño değil ki. Eski El Niño'lar nerede? Önceden periyodu böyle 7 ila 11 yıl aralığındaydı. Şimdi hemen arka arkaya bir yıl içerisinde El Niño bitiyor. Nötr döneme yaşıyoruz. La Niña geliyor. Yani üçünü bir arada yaşar hale geldik. Bu da aslında iklim değişikliği ile bağlantılı bir durum. Her yani ne kadar önümüzde La Nina'yı bekliyor olsak da çok baskın bir La Nina değil. Bunu da altını çizelim. Zaten bahsetmiştik hani bizim öngörülerimiz için bir şey çok fazla ifade etmiyor ama bir gerçeklik olarak dünyanın bir miktar soğuması, aşağıya çekilmesi bakımından önemli. Fakat bu 2024'ün rekor kırma ihtimalini muhtemelen engelleyemeyecek. Ağustos ayı da tüm zamanlar içerisinde ikinci sırada yer aldı ve biraz önce bahsettiğim gibi bu bize afetler seviyesinde hava olayları Olarak yansıyor işte bunun bir örneğini Karadeniz'de oluşmaya doğru giden ama son kertede dönen Medicaid'den gördük. Karadeniz buna bir potansiyel işaret veriyor. Önümüzdeki zamanlar içinde tehlike arz ediyor. Dolayısıyla bu bilgiler bizim daha tedbirli, daha dikkatli, daha bize göre politikalar üretmemiz için önemli bilgiler. Dolayısıyla bizim coğrafyamız için sel riskli yağışlar, afet seviyesinde hava olaylarını destekleyen sistemler ve kuraklık, bu da üretim bakımından bir de güvenlik bakımından bakımından önemli. Şimdi güvenlik bakımından önemli kısımlardan bir tanesine tekrar geliyoruz. O da sel riski. Şimdi ikinci başlığımızda bahsetmiştik. Eylül ayının durumundan bahsedeceğiz diye. Hemen NOA ile devam edelim. NOA bir değişiklik yapmıyor. Bakın karşınızda yağış durumu. Orta Batı Karadeniz, İç Anadolu, Marmara'nın doğusu İç Ege. Aşırı seviyede bakın altta lejantı görüyorsunuz. Skala'nın en uçta yani model diyor ki bunun sonrasını ben söylemiyorum. Zaten bunun sonrası çok aşırı diyor. Biz o lejantın daha aşırı söyleyemediği noktalardayız. Yani muhtemelen bunun fazlası var eksiği yok. Önümüzdeki 15 güne baktığımızda da çok kuvvetli sistemleri bir 10 günlük dönemde görmüyoruz. Dolayısıyla ayın son 10 gününe biraz fokuslanacağız. Biraz mercek altına alacağız. Son 10 günü biraz riskli yağışlar gelebilir. Sıcaklık da normalin üzerinde. Avrupa'nın doğusu, kuzeyimiz Ukrayna, Kırım Yarımadası falan komple görüyorsunuz. Renk 3 dereceye kadar gidiyor. Bizdeki renkler kaça gidiyor? 1 ile 2-2,5 derece aralığı en normaline atacağı fark açısından. Biz de sıcak geçiriyoruz ama dalgalanma arada böyle bir tane iki tane yakalandığı anda işte o bahsettiğimiz riskli yağışlar gelebilir. Şimdi bizim medikeyne dönmemesinin nedeni neydi? O hatta adını çok sıklıkla bahsettik. Tropikal benzeri siklon tropikal benzeri depresyon diye bahsettik. Tropikal benzeri depresyona döndü. Oradan daha ileriye gitmedi. Ama organize oldu. Kareye gelemedi. E şimdi bunun bir medikeyne gidememesindeki neden neydi? Denizde deniz sıcaklık yüksekliği vardı, konvektivite vardı ama bir alçak basınçla karşılaşmadı. Böyle bir mekanizma oluştuğunda derin bir alçak basınca denk geldiğimizde yakalandığımızda bir medikenin oluşması kaçınılmaz. Yani dolayısıyla Karadeniz, Akdeniz böyle bir risk taşıyor. Akdeniz 35 dereceye çıkan rekor deniz suyu sıcaklığını bu yıl yaşadı. Dolayısıyla bu sıcaklıkların en ufak dalgalanışı orada gelecek bir alçak basınç bir potansiyel sel riskli yağışı ülkemiz içerisine yönlendirebilir ki bunun işaretlerini yüksek mi iktidarda yağış olarak modeller bize gösteriyor. Şimdi hemen geçelim simülasyonlarımıza. Önümüzdeki birkaç günü görelim. Biraz Karadeniz'e dikkat çekeceğiz. <laughs> Evet basınç simülasyonumuzla başlıyoruz. Atlantik üzerindeki yüksek basınç ana kıtaya çok fazla giriş yapmadan böyle bir duvar örüyor Avrupa'nın batısında. O nedenle Avrupa üzerindeki yağışlar dağılmadan duruyor ve sağanak şeklinde indirmeye devam ediyor. Birazdan aşırı yağışları yine göreceksiniz. Bizdeki durum nasıl? Ciddi bir basınç dalgalanışı söz konusu değil. Basra sıcağını getiren Basra alçağı diyoruz biz adına. Orada bir alçak basınç yok ama onu görüyorsunuz. Bakın Fransa'nın güneyi, Alpler çevresi, İtalya'nın kuzeyi hatta güneyi. Bakın Adriyatik'i dolaşıyor yağış. O duvar ören yüksek basınç buradaki alçak basınç, ana kıta üzerindeki alçak basıncın hareketini engelliyor. Sürekli yağış bırakıyor. Biz de yağışlar Karadeniz'in kıyılarında, Karadeniz kıyılarında denize açılacaklara dikkat diyoruz. Özellikle cuma gece, cuma günü ve pazar gece için biraz risk var. Şimdi Afrika sıcağı stabil olarak yerinde duruyor. Dolayısıyla bize böyle bir basınç yapıyor gibi düşünün. Kuzeyden soğuğun girişini engelliyor ama net bir şekilde girişte yapmıyor. Ama soğun girişini engelliyor. Basra sıcağı da yerinde duruyor. Gördüğünüz gibi son günlerden çok ciddi bir fark yok ama önümüzdeki günlerde küçük adımlarla sıcaklık azalacak. Birazdan diyagramlarımızda göreceksiniz. Yağışlarımız önümüzdeki 15 günlük dönemde çok fazla değil diye bahsettik. Bakın İstanbul'a şöyle bir göz atalım. Önümüzdeki 2 haftalık dönemde 4 güne denk gelen yağış var. 2 tanesi bu hafta sonunda. Sonrasında da önümüzdeki haftanın ortalarında çarşamba, perşembe gece için görünüyor. Bu yağışların hiçbiri şu son günlerdeki gibi böyle ağır kuvvetli sağanaklar. Evet gök yürütülü sağanaklar dönebilir ama geçen sistemler gibi böyle su baskınları sel çapında şu anda görünmüyor. Bir değişim olursa konuşuruz. Zaten 15 günlük dönemde beklediğimiz toplam yağışın miktarı da 10 kilogramın altında. Bu 4 günün toplamından bahsediyoruz. Bursa çevrelerinde yine benzer şekilde önümüzdeki 2 haftalık dönemde 1-2 gün yağış var ve bu dönemin büyük kısmında güneş görülüyor. Daha doğrusu 2 haftalık değil de 10 günlük dönemde çünkü son 5 günde diagramımızda veri yok. Bodrum bir gün yağış görünüyor. Önümüzdeki ki 10 günlük dönemde ayın 14-15'ine kadar. İzmir'e geldik. Bir gün yağış var önümüzdeki 10 günlük dönemde. Ne zaman? Ayın 12'sinde. Başkente geldik. Önümüzdeki 10 günlük dönemde bir gün kısa süre yağış görünüyor. Pazartesi için. O da biraz bulutlanma yapıp geçebilir. Bir Adana'ya gidelim. Adana'yı çok soran arkadaşlar var. Adana'dan her gün bahsediyoruz ama Adana'dan yazın arkadaşlar diyor ki e, Allah'tan bugün bahsettiniz diye. Her gün söylüyoruz. İsaf şimdi döndük. Adana'da daha çok parçalı bulutlu. Arada böyle minik geçişler olabilir ama çok etkin sistemler değil. Antalya için ayın 14-15'ine kadar olan dönemde bir ayın 12'sinde yağış görünüyor. Onun dışındaki günlerde güneş alıyor şehir. Rüzgarlarımız da bu arada orta kuvveti inmiş durumda. Diyarbakır'a geldik. Diyarbakır'da bu cumadan itibaren her güne böyle çok az, yarım saatlik bir saatlik böyle bir iki parti yağış düşüyor. Bunun dışında güneşle beraber 10 günlük dönemde. Malatya'ya gidelim. Güneşle beraber yarın için, perşembe için bir yağmur ihtimali var. Cuma gece içinde yine kısa süreli yağmur ihtimali var. Şimdi Karadeniz'e biraz dikkat diyoruz. Cuma günü için biraz dikkat. Bir de pazar öğleden sonrası için biraz dikkat. Bu alanda daha çok deniz üzerinde. Ama denize açılacaklar varsa eğer dikkat bu sistemin biraz güneyli hareket etmesi durumunda biraz sıkıntılı yağışlar yakalayabilir. Yağışın kuvvetli kısmı açıkta ama kıyıya da biz her ihtimale karşı dikkat diyoruz. Cuma ve pazar gece için özellikle Samsun çevrelerine baktığımızda da ayın 7-8'inden itibaren her güne böyle küçük küçük yağışlar düşüyor. 4-5 gün ardından gelecek. 4-5 günlük dönemde sıcaklığa göz atalım. Bir 100 güne gidelim. Kışa dair ufak bir işaret versin ama kış tahminimizi biliyorsunuz. Ayın 29'unda kimseye randevu vermeyin. Şimdi İstanbul ayın 13'üne kadar datamız. Bakın dalgalanıyor. Minik en düşük değerde 25 derecelerde. Onun da hissedilen değeri 30 derecelerde. Bugünlerde 27-28-29 dereceler var. Dönelim 100 günlük değerlere. Ayın son 3'te Birlik kısmına dikkat diyoruz ya. Işte burada bir şey olabilir. Buraya bir dikkat. O aynı benzer dalgalanma Ekim'de de devam ediyor. Sonra Ekim'in ilk bir haftasını geçirdikten sonra dalgalanmalara önce bir azalış var. Sonra büyük dalgalanmalara dönmeye başlıyor. O esnada da kuvvetli sağanaklar görme ihtimalimiz söz konusu. Bakın İç Anadolu'ya kadar bu sistemler uzanıyor mu uzanmıyor mu? Çankaya çevirilerinin daha stabil bir sıcaklıktan bahsediyoruz. Ama o düşüşü görüyor musunuz? Son üçte birlik ikinci yarısında ayın. Burada bir şeyler var. Umuyoruz sıkıntı yapmaz ama biz ne diyoruz? Riski yönetici risk nedir? Hani muhakkak olacak bir öngörü değil, olasılık. Ama biz o olasılığı yönetirsek krizin oluşmasını engelleriz. O nedenle şimdi karla kışla alakalı kışın biz kar öngörüsünden bahsediyoruz. Tedbir alınması gerektiğini söylüyoruz. Karın ihtimali kaç? %70. E %30 olmayabilir. Ama o %70 gerçekleşirse kriz olur. O nedenle o %30 hatta %50 bile ihtimal olsa dünyanın her yerinde, her gelişmiş ülkesinde böyledir. O tedbir alınır. Olasılık gerçekleşir, gerçekleşmez o tedbir geri çekilir. Orada harcayacağınız Maliyet bir sefer oluşacak krizin belki %1 seviyesinde. Her olası riskli bir durum için tedbir gerektiriyor. Riski yöneteceğiz, kriz oluşmayacak. Şimdi İzmir'e gittik. Konak sıcaklığı ayın 10'undan itibaren biraz azalıyor. Sonuçta birlik kısmında bir dalgalanma ve Ekim ayındaki biraz daha sert dalgalanmalar görünüyor. Bodrum çevreleri stabil gidiyor. Antalya çevreleri stabil ama önümüzdeki 4-5 gün daha ardından böyle bir düşüş var. Kaçlara geliyor? 26, -26. 27'leri ama hissedilenleri görüyor musunuz? Aradaki fark 9 derece 34-35'lerde. Adana burada mı? Adana. Adana önümüzdeki 10 günlük dönemde stabil. Gaziantep burada mı? Gaziantep'te stabil. Malatya. Malatya burada mı? Stabil. Trabzon stabil. Samsun stabil. Şöyle bir sıçrama yapıyor. Ayın 12'sinde sıcaklık bir 30'lara çıkacak. Rüzgarlarımız çoğunlukla orta kuvvetli İstanbul'un rüzgarı kuzeyden bir yer seçelim. Beykoz'a gidelim. Bakın görüyor musunuz? Orta kuvvet sınırında 20 kilometreler civarında rüzgar var. Hatta altında. Hamlesi ancak 24-25 kilometrelere çıkıyor. Zonguldak'a gidelim. Orta kuvvette. Bursa'ya gidelim. Orta kuvvette. Çanakkale'ye gidelim. Orta kuvveti biraz aşı. Orta kuvvet yine. Hamlesi ancak orta kuvveti aşabilecek. Çeşme. Esen Çeşme bile sert. 4 kuvvetinde. Bodrum çevreleri biraz esiyor. 4 kuvvetinde. Antalya orta kuvvette. Adana çevrelerinde de gün ortalarında orta kuvveti biraz aşan rüzgar var. Böyle arkadaşlar. Tekrar görüşeceğiz. Kendinize çok dikkat edin. Kanalımıza lütfen abone olun. Bildirimlerinizi de açmayı ihmal etmeyin. Yorumlarınızı yazın. Bir de şöyle bir kalp atın. Karşılıklı bir bağımız oluşsun efendim. Şimdi biliyorsunuz artık günlük buluşuyoruz. Haftada 5 gün geliyorsunuz. 5 dakika 10 dakika izliyorsunuz. Havalardan ne haber öğreniyorsunuz ve günlük hayatınıza devam ediyorsunuz. Biz biraz olumsuzluklardan bahsedeceğiz. Haberiniz olsun ki olumlu kısımlar sizin hayatınıza Yansıksın. Bunun için bunu yapıyoruz. Kendinize çok dikkat edin. Yarın bugünden daha güzel olsun. Çok güzel haberler alın. Hoşçakalın.